Herkese merhaba. Bugünkü videomda eta fonksiyonuyla zeta fonksiyonu arasındaki ilişkiyi gösteren bu bağıntının ispatını yapacağız. Öncelikle zeta fonksiyonu eşittir toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s olarak tanımlanıyor. Buna Riemann zeta fonksiyonu da deniyor. Buradaki s bir karmaşık sayı ve açılımı da şu toplam sembolün açılımı da 1 bölü 1 üzeri s artı 1 bölü 2 üzeri s artı 1 bölü 3 üzeri s artı ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Şimdi buradaki tabi s'in 2 olması durumunda yani 1 bölü 1'in karesi artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 3'ün karesinin meşhur Basel problemi olarak geçtiğini ve pi kare bölü 6'ya eşit olduğunu bir başka videoda göstermiştik. Merak edenler sağ üst köşede yer alan linkten bu bağıntının nasıl ispatlandığını takip edebilirler. Eta fonksiyonu ise toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n üzeri s olarak tanımlanıyor. Ve açılımı da 1 bölü 1 üzeri s eksi 1 bölü 2 üzeri s artı 1 bölü 3 üzeri s eksi ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Yani çift paydada çift sayılar olduğu zaman tabanda önüne eksi geliyor. Tek sayı olduğu zaman artı oluyor. Bu da Dirichlet eta fonksiyonu olarak geçiyor. Şimdi bu iki fonksiyon arasındaki ilişkiyi de şimdi bakın şu şekilde ispatlayabiliyoruz. İlişkiyi şu şekilde gösterebiliyoruz. Eta fonksiyonu eşittir. Bakın artıları birlikte yazdım. Yani tek olanları, paydada tek olan, tabanda tek olanları ayrı yazıyorum. Eksi tabanda yani paydada, tabanda çift olanları da ayrı yazıyorum. Bu ikisinin farkı aslında eta fonksiyonunu veriyor. Şimdi burada bakın şu sol taraftaki ifadede ne eksik? Çift sayılar yok. Dolayısıyla çift sayıları ilave ettiğim zaman yani paydada tabanda çift sayı olan ifadeleri ilave ettiğim zaman şöyle ki şurada 1 bölü 1 üzeri s var artı 1 bölü 3 üzeri s var. Arada ne kayıp? 1 bölü 2 üzeri s kayıp. Şu arada ne kayıp? 1 bölü 4 üzeri s kayıp. Dolayısıyla bunları ilave ediyorum. Bunları ilave ettiğim zaman tabii eşitliğin bozulmaması için aynı zamanda çıkartmam gerekiyor. Onlar zaten burada var. Dolayısıyla aslında 2 ile çarpmam yeterli. Eksi 2 parantezinde 1 bölü 2 üzeri s artı 1 bölü 4 üzeri s artı 1 bölü 6 üzeri s ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi şunun notasyonu, kısa notasyonu toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s şeklinde yazılabilir. Eksi 2 çarpı şunun da toplam notasyonu toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü 2n üzeri s. Ne oldu eşitliğimiz? Toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s eksi 2 çarpı toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 2 üzeri eksi s bölü n üzeri s oldu. Yani şunu 2 üzeri s çarpı n üzeri s diye ayırdım. 2 üzeri s'i de paya şu şekilde eksi olarak çıkarttım. Üstünü işaret değiştirdim. Şimdi şuradaki 2 üzeri eksi s şey olduğu için burada değişken n olduğu için dolayısıyla katsayı olarak şu şekilde toplam sembolün önüne geçebilir. Bu durumda toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi s toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s. Bakın burada toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s var. Burada da toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri s var. Dolayısıyla paranteze aldığım zaman geriye 1 eksi 2 üzeri 1 eksi s kalıyor. Şu da bizim neye eşitti? Riemann zeta fonksiyonuna eşitti. Dolayısıyla bu eta fonksiyonu, bu da zeta fonksiyonu olmak şartıyla eta fonksiyonu eşittir 1 eksi 2 üzeri 1 eksi s çarpı zeta fonksiyonu. Evet, eta ile zeta fonksiyonları arasındaki bu ilişkiyi bu şekilde göstermiş olduk. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.